Herkese merhabalar. Bu videoda model grubundan May adlı şarkının nasıl çalınabileceğini bir nebze olsun anlatmak istiyorum. Ben bağıra bağıra söylemek isterdim. Çok seviyorum şarkıyı. Çok güzel şarkı. Yani çalması söylemesi de çok güzel. Çok keyifli. Hatta oturdum işte bu şarkıyı anlatayım diye. Orada bir mesaj geldi bir arkadaşımızdan. Pembe Mezarlık şarkısının ritmiyle ilgili. Oradaki ritim maalesef sanıyorum sadece nakarat ritmini vermişim. Yani orada başlarda çok fazla geçişler var. Onları teker teker anlatmam gerekiyor. Toparlayıp en kısa sürede anlatmaya çalışacağım. Buradan özür diliyorum. O yüzden o şarkı için kusuruma bakmayınız. Yani ritim yazışı için orada onu anlatacağım en kısa sürede. Bu şarkıyı anlatayım diye oturdum çünkü biraz bu şarkıya baktım. Onu anlatacağım. Özür diliyorum tekrardan. Şarkı çok güzel yani gerçekten çalması da keyifli ukulele de ama nasıl diyeyim bir tık böyle normalden zor seviyesine çıkabilir akor geçişleri hızı anlamında şarkının o nedenle biraz bir tık bir hakimiyet istiyor klavyeye işte akorlara şarkıda akorlarla başlayayım aslında yediller falan var C minör yedili falan ama C minörle geçiliyor yedilisi de zaten tamamen basma ama C minör daha iyi oturuyor. Şarkının girişinde normalde akor sitelerinde G5, D5 gibi akorlar var. Birkaç videoda daha bahsettim. Onlar gitardaki yukarıdan bastığımız güçlü akorlar denen akorlar. Yani ukulelede G5 şurada bir akor. İşte güçlü değil gördüğünüz gibi. Normalde şöyle olması lazım. Şarkının başındaki bu ama dinlediğiniz zaman orada bir bangır bangır dum 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 diye onlar yukarıdan gitarda yukarıdan yapılan şeyler. O nedenle onun yerine G minör ve D şeklinde D majör şeklinde koymaya çalıştım. Bilmiyorum görmedim o şekilde olan site ama uyuyor gibi G minör ve D muhtemelen yapmışlardır da. G minörlü versiyon neden G minörlü versiyon? Birçok versiyona baktım belki söyleyebilirim umuduyla ama G minörlü versiyonda en azından biraz kalından başlayıp yani kalın dediğinizde bayağı bir pes oluyor. Bende çok pes en azından. Yavaş yavaş inceliyorsunuz artık nakarata doğru. Çünkü başka tondan çalmaya çalışırsanız hani ince bir ton, inceden bir giriş yaparsanız nakaratta çatlama ihtimaliniz var o derece. O nedenle G minör tonu, G minörlü versiyonu bence iyidir diye düşünüyorum ama tabii sesinize göre bakabilirsiniz. Orada yani değiştirdiğiniz zaman da işte mesela bu G ile başlayan versiyonsa işte B'yi seçtiğiniz zaman orada B5 ve onun işte D'nin yerine ne geliyorsa o şekilde olacak. O zaman da işte B minör ve diğerini majör şeklinde çalabilirsiniz diğer akorun. Çok fazla uzatmayayım. Akorlar G minör, D majör. Yine bu tarafta onları vermeye çalışacağım. Bir C minörümüz var. Bir B bemolümüz var. Si bemol şöyle de basılabilir. Bir fa majörümüz var. Bitmiyordu bir E bemol yani mi bemolümüz var. Aşağılara indikçe bakıyorum. Evet bu kadar sınırlı kalmış. Ritmimiz de şu. Yani ben işte bu ritmi seviyorum. Zaten aşağı yukarı 5-6 ritimde bilemediğiniz 10 ritimde bizim şarkıların çoğunu çalabiliyorsunuz. Bazı tabii ekstrem şarkılar var. Değişik ritimleri gerçekten. Ama onun haricinde böyle 5-10 ritim arasında neredeyse bayağı bir repertuara hakim olabiliyorsunuz. Bu da aslında o ritimlerden biri. Farklı da atılabilir ama benim şarkılarımda verdiğim, alışık olduğum işte hep söylediğim daha doğrusu şöyle anlattığım bir aşağı bir sus ondan sonra yukarı aşağı yukarı sonra bunun aynısı sonra iki aşağı bir yukarı ritmi yani şöyle oluyor. Ama bunu hızlı atacağız tabii çünkü şarkı hızlı giden bir şarkı yani bir daha göstereyim şöyle. Arada o şey duyulmuyor sanki yani yukarı aşağı dedim. Şöyle elinizi sürtün şuraya doğru şöyle. Tık diye bir ses geliyor aslında o yukarı aşağı yukarı dediğimde. Dediğim gibi şöyle şöyle yaparsanız olur diye düşünüyorum.
ritmimiz bu. Şarkıda bu ritmin bir bölünmüş hali olacak. Onlar nerelerde? Önce bir hafiften başlayalım. Ondan sonra onları anlatmaya çalışırım ve şarkıda yani şurada yaptığımız mesela şu. Bunu G minör'de şurada da yapabiliriz dilersek. Yine bu da yakışıyor. Şöyle göstereyim. Çok özür dilerim. Dizimle tutamadım. Çünkü G minör basamıyormuşum. Yani şurada G minör pozisyonunda orta parmağım şurada. Üçüncü telin ikinci perdesinde. Onu yapıyorum gibi. Yani yapabiliyorsanız çalarken şimdi mesela onu yapalım bir girişle beraber. Ne akorum mu gidik benim? Neyim gidik? Neden böyle geliyor bu ses bana? Bir sıkıntı var gibi geliyor. Evet, bir hafif bir kayma var. Şöyle. Yaptık. Yani ritmimizi iki kere mesela orada tekrar ediyoruz. Ondan sonra bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne. Çok pes gördüğünüz gibi iki kere toplamış yine bütün güneş üstüne. Kamaşıyor gözlerim. Anlatalım. G minör ve D majör ve G minör. Yani bakması ne zormuş. Ah o güzel yüzüne de muhtemelen birer kez tekrarlıyoruz. Yavaş yavaş gidelim. Bakması. Direkt başlıyoruz vurduğumuz gibi. Bakması ne zormuş. Ah o güzel yüzüne. Sondaki G minörde iki kere atıyoruz ritmi. Yani tabii ki sondaki muhtemelen üstüne de öyle yapacağız. Yavaş yavaş satır satır gidelim. Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne. Evet. İki toplamış yine bütün güneşi üstüne. Yine iki. Burada işler karışacak. Kamaşıyor gözlerim. Buradaki gemin orada bir kere normal atıyoruz ritme. Kamaşıyor gözlerim, kamaşıyor gözlerim bebeğim, dim bebeğim, dim. Buradaki ritim bölünmesi birçok şarkıda hangi şarkı olduğunu hatırlamıyorum ama bu ritim bu şekilde bölünüyor. Yani bir bölünme yaşıyor. Çünkü evet bir kısmını bir yerde atıp geri kalanını bir yerde atıyoruz. O zaman bölünme oluyor. Farklı iki ritim halinde değil. O ritmi bölmüş oluyoruz. C minör'de gördüğümüz yani kamaşıyor gözlerim bebeğim. Şurada ritmin ilk başına atıyoruz. Yani bir aşağı bir sus. Yukarı aşağı yukarı kısmını. Çok hızlı yaptığımız için o belli olmuyor ama yaptığımız şey o aslında. Kamaşıyor gözlerim bebeğim. Bebeğim. Geri kalanını burada tamamlıyoruz. Yani G minör'de. Bütün ritim bölünmelerinde yani kısa ritimler olarak benim de orada kısa ritim olarak yazacağım yerlerde ya da bölünmüş ritim olarak yazacağım yerlerde yaptığımız şey bu. Bu nerede geçerli oluyor? Kamaşıyor gözlerim bebeğim. Bir de alt kısımda aşkmış adı nereden bileyim kısmında yine aynı şekilde öyle bir şey olması lazım. Bir daha çalalım. Baştan bak biraz yavaş çalalım hatta. Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne. İsterseniz yapabilirsiniz. Toplamış yine bütün güneşi üstüne. Burada iki kere. Şimdi kamaşıyor gözlerim bebeğim. Öyle gülmek olur mu gözünü seveyim. Evet, gözünü seveyim de. Kamaşıyor gözlerim bebeğim de. Yani C minör'de ritmi bölüyoruz. Bu işte aşağı sus yukarı aşağı yukarısını orada atıp geri kalanını G minör'de tamamlıyoruz. Sonra G minör'de bir ritim daha atıyor muyuz? Hemen oraya bakıyorum. Kamaşıyor gözlerim
atmıyoruz. Geminör'ü orada tamamlayıp sonradan Ceminör, yani öyle gülmek olur mu da gülmekte Ceminör'ü geçeceğiz. Kamaşıyor gözlerim bebeğim, öyle gülmek olur mu gözünü seveyim. Aynı şeyi B bemol ve Fa majör geçişinde de yapıyoruz. Ondan şarkı biraz böyle bir orta düzeyden yukarı hafiften çıkıyor. Biraz geçişlerde hızlı olmak gibi ama yavaş yavaş hem bir pratik anlamında da iyi olur. Devam edelim. Kamaşıyor gözlerim bebeğim, öyle gülmek olur mu gözünü seveyim. Cennet dudaklarımmış öpte. Burada iki kere geçiyoruz. Yani sonunda öleğimdeki Geminör'ü iki kere geçiyoruz. Orada B bemol ve Fa'da ritmi böldük. B bemolde ritmin kısasını attık. Fa'da onu tamamladık. Sonraki aşağıda Cennet kısmındaki E bemolde ritmi normal attık. Dudaklarımmış kısmındaki D'de ritmi normal attık. Öleğim kısmındaki Geminör'de ritmi iki kere attık. Yani yüzüne, üstüne kısımlarında ve öleğim kısımlarındaki ritmi iki kere atıyoruz. Evet, şimdi bir sonraki kısım, yani aşkmış adı nereden bileyim kısmı. Aşkmış adı nereden bileyim. Burada da ritim bölünmesi karşımıza çıkıyor. Bu sefer C minörde ve G'de yine kısa olan halini, ritmin başını C minörde atıp G minörde tamamlıyoruz. Ama baştaki aşkmış kısmındaysa aşkmış adı nereden, baştaki G minörde ritmi normal atıyoruz. Aşkmış adı nereden bileyim, böyle zulüm olur mu gözünü seveyim. Yine aynı şekilde aşkmış adı nereden bileyimdeki, yani C minörde ufak attık, G'de onu tamamladık, o ritmi tamamladık. Yine C minörde ritmimizi bir kere atıyoruz normal, B bemolde başına atıp Fa'da tamamlıyoruz. Maalesef şarkı biraz zor ama yani oturduğu zaman da çok güzel oluyor komplesinde. Keşke bağıra çağıra söyleyebilseydim ama en azından anlatmaya çalışıyorum diye düşünüyorum. Orayı bir daha çalalım. Aşkmış adı nereden bileyim, böyle zulüm olur mu gözünü seveyim. Adını sorsan söyleyemem. İki kere ritmimizi ve ondan sonra nakarata geçeceğiz. O kısmı bir daha çalayım. Yani hatta baştan çalayım. Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne. Toplamış yine bütün güneşi üstüne. Kamaşıyor göz. Oradaki sonda yine göstereceğim D'de şu süsleme videosunda anlattım. Yanındaki teli ikinci perde, üçüncü perdedeki D'ye bastığımız zaman. Evet, nakarata gelelim. Çaldım. Şimdi anlatayım orayı. Şuradan geçelim. Cennet dudaklarınmış öpte. İsterseniz ikinci, yani bu böyle daha etkili olacağını düşünüyorum yükselme açısından. G minörde iki tane atıyoruz ya öleğim kısmında. Orada
birini atıp diğerini bam 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 o süre içinde vurabilirsiniz. Yani şöyle. Cennet dudaklarımmış öptüğüm. Ah diye. Yani oradaki normal iki kere atmaktansa onun birini o süre içinde dam 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 diye vurup ondan sonra nakarata girmek çok daha yükseltiyor şarkıyı. Böyle bir şey de söyleyebilirim. Orada nakaratta ne yapıyoruz? Bir ellerim titriyor. Bir. Yani G minörde, D'de ve G minörde bir kere atıyoruz. Düzgün bir şekilde söyleyeyim şeyine göre, gidişatına göre. D'de de bir, B bemolde de bir. Yani hepsinde bir herkes. Yani nakarat kısmında bir herkes. Şimdi öyle sev ki beni, orası da onun aynısı olacak. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani of bir ateş basıyor, özlemek bu dokunmakla geçmiyor. Öyle sev ki beni diye gidiyor. Nakarat kısmında birer kez atıyoruz. Bize problem çıkaracak kısımlar bölünmüş ritim şeklinde, burada da maviyle göstereceğim kısımlar. Ve problem çıkaracak şey bize hızlı akor geçişleri ve bize problem çıkaracak şey şarkıyı söylemek çok zor. Ama yani nefesiniz, sesiniz, tabii ki ben iyi bir ses değilim. Ne yazık ki, keşke olabilseydim ama sesi nefesi yeten bağıra bağıra söyleyebilir. Çok güzel bir şarkı söylemeyi çok isterdim. Pembe Mezarlığı mutlaka anlatacağım, bir toparlayayım ne yapmışım, neler yapmışım. Gençliğimde çektim uzun saçlıyken falan bir video, yani bir seneden belki fazladır. Ondan da bir daha bir bakayım ona. En kısa sürede anlatmaya çalışacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.